Günaydın arkadaşlar. Sağ ol. Nasılsınız? Sağ ol. Sizler de sağ olun. Tekrar günaydın. Sen yeni geldin. Yüreği seninkinden daha temiz, daha sağlam askere rast gelinmemiştir. Her zaferin mayası sende. Hiçbir korkunun yıldırmadığı demir gibi temiz kalbinle. Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Sayın Kaymakamım, Sayın Gölcük Deniz Ana Üs ve Garnizon Komutanım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Güzel Vatanımız uğruna canları pahasına savaşan kahraman gazilerimiz, sevgili Gölcük halkı, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen Atatürk Anıtı'na çelenk sunma tören programına hoş geldiniz. Sayın Kaymakamım, programı arz edin. Kaymakamlık çelenginin Atatürk Anıtı'na sunulması Gölcük Kaymakamı Sayın Cengiz Karabulut'tan arz olunur. Garnizon Komutanlığı Çelengi'nin Atatürk Anıtı'na sunulması Gölcük Deniz Ana Üs ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Refik Levent Tezcan'dan arz olunur. Belediye Başkanlığı Çelengi'nin Atatürk Anıtı'na sunulması Gölcük Belediye Başkanı Sayın Ali Yıldırım Sezer'den arz olunur. Muharip Gaziler Derneği Çelengi'nin Atatürk Anıtı'na sunulması Muharip Gaziler Derneği Başkanı Sayın Mehmet Arslan'dan arz olunur.
Dikkat! Komutanım, sayın belediye başkanım, sayın misafirler ve kahraman gazilerimiz. 19 Eylül Gaziler Günü Türk kahramanlığının en büyük gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsında taşlandığı bir gündür. 19 Eylül Gaziler Günü bu toprakların vatan olmasında ve bekası uğrunda canlarını adayanların gurur ve şerefle hatırlandığı, anıldığı bir gündür. 19 Eylül Kurtuluş Savaşı'nda Kore'de, Kıbrıs'ta savaşan mağrip gaziler ile Türkiye Cumhuriyeti'nin rejimi, üniter yapısı ve toprak bütünlüğü uğrunda vatan hainleri, terör örgütlerine karşı kahramanca mücadele eden asker, polis, güvenlik korucuları ve 15 Temmuz'da meydana gelen hain darbe girişiminde vücutlarını siper eden tüm mağrip gazilerin şeref günüdür. Türk'ün Anadolu'daki 1000 yıllık varlığını sona erdirmek isteyen emperyalist güçler 1. Dünya Savaşı sonunda ülkemizi dört bir yandan işgal ettiler. Bu işgal ile yetinmeyip vatanımızı parçalamayı amaçlayan Sevr Anlaşması'nı milletimize zorla kabul ettirmek üzere Yunan ordusunu Anadolu'ya sürdüler. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Türk ordusu Yunan ordusunu Polatlı yakınlarında Sakarya'da 22 gün 22 gece süren dünyanın en uzun ve en kanlı meydan muharebesini yenerek bozguna uğrattı. Çareyi kaçmakta bulan Yunan ordusu bir sene sonra Dumlupınar'da aynı akıbete uğratılarak topraklarımızdan tamamen atıldı. Sakarya Meydan Muharebesi Türk'ün ateşle imtihanı ve Anadolu halkının ölüm kalım mücadelesi olmuştur. Sakarya Meydan Muharebesi yaklaşık 200 yıldır Avrupa'dan geri çekilen Türk ordusunun son savunma savaşı olmuştur. Sakarya Meydan Muharebesi, Kurtuluş Savaşı'nın seyrini ve kaderini değiştirmiş ve Anadolu'nun düşmandan kurtuluş yolunu açmıştır. Türk milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisi 19 Eylül 1921 tarihinde bu emsalsiz zaferin anısına zaferin mimarı Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'e gazilik ünvanı ile meraşallık ünvanı tevcih etmiştir. Üzerinde yaşadığımız coğrafyanın bizler için bir vatana dönüşmesini, bayrağımızın özgürce dalgalanması, şehitlerimizin ve gazilerimizin emsalsiz fedakarlıklarının eseridir. Tarihin her döneminde hür yaşamayı, bağımsızlık ve istiklalini canı pahasına korumayı ilke edinen aziz milletimiz, bu uğurda şehit ve gazi olmayı büyük bir onur ve gurur kaynağı saymıştır. Ülkemizde şehidi ve gazisi olmayan aile yok gibidir. Aziz milletimizin asırlardır Anadolu toprakları üzerinde verdiği varoluş mücadelesinin şifresi ölürsem şehit, kalırsam gazi deyişinde saklıdır. Ülkemiz dün olduğu gibi bugün de dış destekli terör örgütlerinin Doğu Akdeniz'de Suriye ve Irak sömürücü emperyalist devletlerinin tehdidi altındadır. Emperyalist devletlerin ve onlarla istikrarlı terör örgütlerinin hedefleri ülkemizde karşılıklı çıkartmak, Türk ordusunu yıpratarak Türk Cumhuriyeti'ni bölünmüş ve zayıf bir ülke haline getirmek dolayısıyla emperyalist güçlerin menfaatleri doğrultusunda sömürü planı olan Sevr gerçekleşmesini sağlamaktadır. Bugüne kadar sergilenen her türlü hainlik Türk Silahlı Kuvvetleri'nin vatansever ve kahraman askerleriyle kahraman polis güvenlik koruyucusu ve vatandaşlarımız tarafından önlenmiş ve hüsrana uğratılmıştır.
Asıl Türk milletinin bağrından çıkan şanlı ve şerefli Türk ordusu dün olduğu gibi yarın da vatanımızın, hürriyet bağımsızlığımızın en büyük güvencesi ve dayanağıdır. İnanıyoruz ki kan dökülerek vatan olan bu topraklar bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk milleti tarafından en kutsal emanet olarak korunacaktır. 19 Eylül Muharebe meydanlarında canlarını ortaya koyarak savaşan vefakar ve kahraman gazilerimiz şeref ve kahramanlık günüdür. Kahraman gaziler, gaziler gününüz kutlu olsun. 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle en büyük gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını aramızdan ayrılan tüm gazilerimizi ve vatan uğruna toprağa düşen şehitlerimizi rahmetle anıyor. Hayatta olanlara sağlık ve esenlikler diliyoruz. Ne mutlu Türk'üm diyene, ne mutlu Türk olabilene arz ederim.